Herkese merhaba. Doğtaş Kelebek Mobilya'ya bakacağız. Önce HGV Trade sitesine girişimizi yapıyoruz. Panelden üyelik girişinizi yaptıktan sonra sembol kutucuna yazıyoruz. Doğtaş Kelebek Mobilya ve ekrana geldi. Şimdi Doğtaş Kelebek Mobilya'yı daha önce incelememiştik. İlk defa inceleyeceğiz. Hemen bir hızlıca ee, dip zirve analizine bir bakalım ee, Doğutaş Kelebek mobilya 2020 yılında dip fiyatı olarak 0,85'i görmüş durumda ee, ve 2020 diplerinden alan biri için şu an %252 prim yapmış durumda Doğutaş Kelebek ve 2020 zirve fiyatından da %11 yukarıda görünüyor 2.68% 2021 konuşsak ol, konuşacak olursak, 2021'de ise 224'lük bir dip fiyat yapmış 60 gün önce ve şu an buradan da 33 primli görünüyor. Yani geçen yıl dip zirveden de almış olsanız, bu yılın dip fiyatından da almış olsanız, e, burada şu an portföyünüzde e, pozitif bir durumun olduğunu görebiliyoruz. 2021 zirvesinden alanlar için, yani 321 civarından fiyatlarla alanlar içinde %6'lık bir buçukluk bir kayıt söz konusu. Ee, hareketli ortalamalar da yüksek ihtimal üzerindedir zaten fiyat. Gördüğünüz gibi beyaz e, bant olarak burada hareketli ortalamaların üzerinde. Üstsel hareketli ortalamaların. Şimdi bunun üzerinden gidelim bir Doğutaş Kelebeğe bakalım ne durumda. Şimdi Doğutaş Kelebek Mobilya'nın trendine bakacağız. HGV Trade Lazer'e bakacağız. Aynı zamanda uzun ve orta vade destek direncine bakacağız ve buna göre kendimize bir strateji oluşturmaya çalışacağız. Önce ne yapıyoruz? Önce geliyoruz göstergelerden HGV Trade'e ait olan HGV Trade Lazer'i ekrana atıyoruz ve burada lazerin gücünü dengesini ölçmeye çalışacağız. Şu an yakın zamandaki hareketi dikkate alırsak uzun bir süre Zayıf ve güçsüz halde giderken Burada bir trend yaratmış Bu trendi bu bölgeye Kadar sürdürmüş Trendi bozmamış aslında Fakat fiyat bir türlü tekrar üstüne gelemeyince Şuradaki mumla beraber Artık bu güçsüzlüğü aşağı yönlü Bir trendle birlikte e, Belirlemiş e, Son harekete bakarsak Burada henüz güçlü hale gelmiyor Hala kırmızı gösteriyor Diğer mumla beraber trendin güçlendiğine dair bir ibare söz konusu. Tabi trend güçlendi yukarı gidecek diye asla ne yapıyoruz, yorumlamıyoruz bunu. Şimdi trend güçlü görünüyor, tamam. Ee, ama biz ne yapacağız? Her zaman önlemlerimizi alacağız. Şimdi Ghost Fibo uzun vadeyi bir ekrana yerleştirdik. Yerleştirdiğimizde aslında görüntü e, karşımıza çıkıyor. Bakın karar bölgesi bu e, doğu taş kelebek için şu bölgede. Özellikle bu bölgede Doğutaş, Kelebek'te karar bölgesinin ne kadar sıkıntılı bir yer olduğunu görüyorsunuz. Yani 2.33 başının belası olmuş durumda. Şimdi burayı kırmayı başarmış gitmiş ama yukarıdaki dirence kadar ömrü yetmiyor. Yani 3.40'a kadar gitmeyi başaramıyor ve tekrar aşağı yönlü bir trendin içerisine giriyor. Ama nereye destek alıyor? Çok ilginç ee, karar bölgesini alıyor. Yani ne diyoruz? Karar bölgesine çok dikkat edin. Şimdi... İlk denemesi burası arkadaşlar. Şimdi buradaki destekten sonra şimdi bir kez daha yukarıyı denemeye çalışıyor. Bu ikinci denemesinde 3.40 direncine gidip burayı kırmayı başaracak mı başaramayacak mı izleyeceğiz. Ama bizim için yukarı gitmeyip aşağı yönlü bir hareket söz konusu olursa yine destek bölgesi neresi olmalı? 2.33 bizim için destek olmalı. Bu uzun vade hesaplaması. Peki gelelim. Ee, uzun vadeyi kaldıralım ekrandan Bu defa orta vade hesaplamasına bakalım Orta vade hesaplamasında da bu defa Geçiş bölgesini her zaman kullanıyoruz Geçiş bölgesinde Ne diyoruz nokta atışı bir hesaplama yapmayacağız 2.87 görünüyor Bu 2.87 çalışmış mı şöyle bir geriye doğru bakın Bakın buralarda 2.87 hep sıkıntı olmuş Burada sıkıntı olmuş ve sonunda geçmeyi başarmış Demek ki geçiş bölgesi benim için kritik önemli bir nokta. Şimdi bu kritik önemli noktadan sonra ne yapacağız? Yine gözümüz nerede duracak bizim? 2.87'de elbette duracak. Ve diyoruz ki biz geçiş bölgesinin eğer altı varsa alt tarafını üst taraf çizilmişse üst tarafını bir kanal kabul edeceksiniz. Şimdi burayı kanal kabul ettiniz. Ne yapacaksınız? İzleyeceğiniz şey fiyatı bu bölgenin içerisindeyken kabullenmek. Yani buralara gelebilir diyeceksiniz. Çünkü geçiş bölgesiyle bir üst tarafı bizim için ne diyoruz? Güvenli bölgedir buralar. Buralarda destek alabilir. Yani 2.87'de destek alabilir. 2.99 bizim için burada destekmiş. 3'te kapatmış. Buraları destek alabilir. Bir problem yok. Problem geçiş bölgesini aşağı kırarsa işte buradan sonra yeni bir burada destek oluşacak ki aslında destek çizilmiş durumda ama ekrana yansıtmıyoruz. Fiyatın olduğu bölgeye göre belirliyoruz onu. Daha doğrusu çizdiriyoruz. Şimdi bu şekilde baktığımızda bizim için aslında tam da beklediğimiz bir bölgede destek edilmiş. Buradan aşağı sarkarsa 2.87'yi takip edeceğiz ki şu an trend güçlü görünüyor. Bunu sürdürmesi beklenir. Peki bunu sürdürmeyi başarırsa önündeki ilk orta vade direnç kaç oluyor? 3.15. Yukarıda 3.58 var. Peki arada niye bu kadar büyük boşluk var? Arada şu yüzden boşluk var. Çünkü uzun vadenin bir direnci var arada. Bakın uzun vadede hesaplanmış bir direncimiz var. Kaçtı o? 3.40. Yani bizim önümüzdeki 3.15 direncini eğer ki kırmayı başarır ise bir sonraki orta vadeden önce önemli bir sınavımız var. Nedir bu sınav? 3.40 direnci. Bizim şu an Doğutaş Kelebek Mobilya'da izleyeceğimiz ee, senaryo bu yani yukarı yönlü hareketini yapmıyorsa bile ne diyoruz birinci kademede 299'u ikinci kademede 2.87'yi aşağı yönlü kırmasın buralarda dinlenebilir doğutaş kelebeğin şu anki görüntüsü bu arkadaşlar yorum ve beğeniye göre tekrar doğutaş kelebeği çekeceğiz ee, aklınıza takılan şeyler olursa yine yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, diğer bir videoda tekrar doğutaş bir Gyi konuşmak üzere diyelim